Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. TET coğrafyada yepyeni bir konuya başlıyoruz. Hemen söyleyelim yine, başlıklarımızı burada görüyorsunuz. Açıklamalarda time kodlarıyla beraber göreceksiniz. Hocam ben sadece matematik ve özel konum istiyorum diyorsanız o time kodu tıklayın tak, direkt oraya geçin. Hocam buyurun. Bu videoda neler var? Bu videoda paralel ve meridyenlerin ne olduğunu, bunlara bağlı olarak ortaya çıkan coğrafi konum içerisinde matematik ve özel konumun ne olduğunu, ki bunun güncel isimleri mutlak ve göreceli konum olarak, özel isimlendirilmiş enlem ve boylamlar, dönenceler, ekvator, Greenwich nedir onları öğreneceğiz ve bunların etkileri nelerdir bunları göreceğiz. Başlayalım. İlk olarak paralellerle başlayalım. Paralel nedir? Paralel ne olduğunu bilmek için öncelikle tam ortadaki çizginin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ekvator. Çok güzel. Nasıl tanımlarız? 45 yaşındaki birisine göre harika. Kutup noktalarına eşit uzaklıkta bulunan ve dünyayı ortadan çevreleyen çembere ekvator deniyor. Ekvatora ise bundan sonra birer derecelik aralıklarla çizildiği varsayılan birbirine paralel çemberlere ise paralel deniyor. Şimdi özellikleri. Paralel çemberlere paralel adı veriliyor. Yani paralelin tanımında paraleli kullanıyoruz. aslında şimdi sayısı da farklı çıkacak. Biz anlatırken 180 diyoruz ama bir sıfırı da sayıyoruz. 185 nokta var falan. Var orada. Hep aklıma takılır o zaten. Evet, onlardan da bahsediyor. Şimdi en büyük paralel zaten dünyanın geodezi şeklinin sonucu olarak da öğrendiğimiz dünya üzeri çizilebilecek en büyük çember de ekvatordu. O yüzden başlangıç paraleli. Ekvatoru bir paralel sayıyor muyuz? Burada aslında çizgileri değil aralıkları. Hani mesela sıfırla bir arası birdir gibi sayıyoruz. O yüzden oluyor. Bir derece yer. Şurası paralel yani. Evet. Şu paralel değil o zaman. Yani o çizginin ismine enlem deyip anladım. Açısına gibi bu şekilde farklılıklar var. Ama birbirini yerine kullanıyoruz yani. Hı-hı. Enlemle paraleli, boylamla meridyeni. Başlangıç paraleli yani sıfırıncı paralel ekvatordur. Çoğu yerde kullanıyoruz zaten ekvatoru. Bu ekvatorun gidiyoruz sayıyoruz 1, 2, 3, 4 diye en son 90'a geliyoruz. Bu taraftan da 90'a geliyoruz. Yani 90 tanesi kuzey, 90 tanesi güney olmak üzere 180 tane paralel daire. Mesela bunu bu şekilde veriyoruz ama şimdi kutup noktalarındaki nokta. Orası şimdi çember mi, daire mi? Detaya girmeyin diyoruz. O nedenle burada 90 tane. Burada şu da çıkıyor sonuç olarak. Arkadaşlarımız bunlara dikkat etsin. Burası kuzey yarım küre. Burası güney yarım küre. Yani ekvator dünyayı iki eşit parçaya bölüyor. Kuzey ve güney yarım küre olmak üzere. Sorularda, hesap kitap sorularında, matematikle ilgili sorularda işte aradığımız madde bu. Ardışık iki paralel arası. Mesela 10 ve 11. paralel arası 111. Her yerde eşit ve 111. Çok güzel 111 kilometredir. Kutuplara gidildikçe yani ekvatordan sonra boyları giderek ne oluyor? Kısalır. Hı hı. 90. paraleller nokta şeklinde gösterilir. Şimdi paralellerin özellikleri böyleyken enlem nedir? Enlemle paralel aslında dediğimiz gibi birbirine yerine kullanılabiliyor ama enlem açısal değerdir. Hı hı. Yani örneğin ekvatora bizim şu an bulunduğumuz paralel düşünürsek 41. paralel. 41. paralel ile ekvator arasında dünyanın tam burasından merkezindeki yani ekvatorun olduğu yere bir çizgi çiziyoruz. Bu ikisinin kesiştiği yer arasındaki açı değeri, şu açı değeri, şu açı değeri 41 derece. Zaten enlem de ikisinin arasındaki açısal mesafeler. Yani şöyle yapalım dünyayı biraz daha. Şimdi 41. paralelde bulunan bir yere şuradan bir tane şiş geçiriyoruz. Hı-hı. Tam ekvatora geldiği zaman bırakıyoruz. Ekvatorla arasındaki açı. Şöyle alayım pardon bölüyorum ama. Şöyle diyelim ki şurası ekvator. Evet. 41. paralel burada mı? Buraya merkezden bir çizgi çizdi. Dünyanın ortasında eksen aslında bu da bir nevi. Evet. Böyle bir şey çizdi. Tam 41 derecelik açı oluşturuyor. Evet. Güzel. Yani mesela kutup noktaları için yapıyoruz. Kutup noktaları için de böyle yapıyoruz. Buradaki 90. Tamamdır. Paralel süper. Gibi açısal değere enlem, çizgi aralığına da boy paralel çizgi diyoruz. Aralığına doğru. Ya birbirinin yerini kullanabiliyoruz ama. Hı hı. O zaman bir nokta ile ekvator arasındaki açısal değere enlem deniyor. Herhangi bir noktanın değerleri de bakın derece şu işaret derece işareti biliyoruz zaten ama dakikayı belki bilmiyoruzdur. Hı hı. Dakika bir de saniye. Yani 1 derece 60 dakika
1 dakikada 60 saniye açı kadar değişiyor. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar koordinat belirlemede tam olarak bir noktanın nerede olduğunu, işte uzaydan bir bakış açısıyla da hani savaşlarda falan da koordinat topçular falan onlar bulabiliyor rahatlıkla. Şimdi geldik meridyenler, diğer ismiyle boylamlar. Enine olanlar enlem, boyuna olanlar boylam. Bunu karıştıran arkadaşlarımız da zaman zaman oluyor. O yüzden bunlara dikkat edelim. Boyuna çizgiler, bunlara da meridyen diyoruz. Meridyenler, aslında meridyenler iki tane kavramlıdır. Bir meridyen yayı, bir de meridyen dairesi. Yay dediğimiz zaman bir kutuptan diğer kutba, ama daire dediğimiz zaman birlikte oluyor. O zaman sayıları da bir daire 360 derece oluyor. Birleştireceğiz şimdi onu birazdan başka bir tanımla. Burada öncelikle biz de burada meridyen dediğimiz zaman ama yay olarak diyeceğiz. Tamam. Meridyen yaydır. Bir kutuptan diğer kutba. Kutup noktalarını yüzeyden birleştirdiği varsayılan çizgiler. Ortadan birleştirseydi onun ismi eksen. Eksen oluyordu. O yüzden onları karıştırmayalım. Bunlara meridyen yayı deniyor. Başlangıç meridyeni İngiltere'nin Londra şehrindeki Greenwich. Greenwich. Bu da KPSS'de de TYT'de eski isimleri ÖSS'de çıkan bir soru. Başlangıç meridyeninin sağına doğru, yani biz burada şekil itibariyle söylüyoruz. Sağ sol uzayda böyle bir şey söyleyemiyoruz. Artıyorsa böyle 1, 2, 3, 4 diye bunlar 180'e kadar gidiyor şöyle dolanıp. Bu taraftan da aynı şekilde 1, 2, 3, 4 sola doğru artıyor 180'e kadar. Yani 180 tane batısında, 180 tane doğusunda olmak üzere 360 tane meridyen yayı vardır. Aşağıdakilerden hangisi meridyenden özelliklerinden biri değildir? A. 180 tane meridyen dairesi vardı. Hayır hocam, biz 160 öğrenmiştik. Ama orada ne yazıyor? Dairesi. Daire yazıyor. Onlara dikkat etmek. Bir şey sorabilir miyim? Sıfırdan başlıyor. 180. meridyen bu. Buradaki 180. meridyen de bu. Bir de sıfır olduğu için toplamda 360 tane. Bunun sayısı tutuyor. Anladım. Öbürün gibi değil, tutuyor burada. Ardışık iki meridyen arası. Yani örneğin 10 ile 11. meridyen arası sadece biz bir yerde hesaplayabiliyoruz. Orası da? Ekvatorda. Ekvatorda. Çok güzel. O da yine? 111 kilometredir. O zaman iki meridyen arası ekvatorda 111 kilometredir. Kutuplara doğru bu mesafe azalır. Neden? Çünkü meridyenler kutup noktasında birleşir. Sınav sorusu. Bunlara dikkat edelim. Ardışık iki meridyen arası zaman farkı. Dünya ekseni etrafındaki bir tur hareketini ne kadar süre tamamlıyordu? 24 saat. 60 ile çarparsak bunu, yani 1 saat 60 dakika olma sonucundan 1440 dakika. Şimdi bir daireyi 1440 dakikada dönüyorsa 360'a böyle. Bunu 360'a çok güzel böldüğümüz zaman ben size çok güzel dedim ya. 360'a böldüğümüz zaman 4. Yani bu 4 dakikanın nereden geldiğini oradan çıkartabiliyoruz. Dünya üzerinde yerel saat hesaplamalarında ve matematik konum belirlemede kullanılır. Başka bir şey de kullanılmıyor. Niye böyle diyoruz? Enlem o kadar çok şeyde kullanılıyor ki. Evet. O yüzden meridyenler sadece burada. Bir meridyenin tam karşısındaki meridyen. Şimdi ben şuraya bir şekil çiziyorum. Tepeden bakıyorum. Enlem dediniz ama boylam değil mi bunlar? Yok, bunlar boylam da. Enleme geçtiğimiz birazdan geçeceğiz. Tamam. Enlem etkisi çok fazla sorun. Anladım. Burada sadece hesaplamayla konu. Basit. Boylamın başka bir şeyi yok. Tamam. Boylam kolay. Enlem biraz karışıyor. Şimdi tepeden bakıyorum dünyaya. Tepeden baktığım zaman ortadaki nokta ne oluyor? Kutup noktası. Üstten bakarsak kuzey kutup noktası oluyor. Şimdi bunun buradan başlayıp aşağı doğru devam eden sıfırıncı meridyene başlangıç meridyen diyoruz. Bunun karşısında devam eden meridyen ise 180. meridyen. Bunun karşı dediğim için mi? Karşı Latince anti. Anti. Anti meridyeni. Aynı şeydeki gibi. Antisi. Arctos diye bir kelime var. Bu ayı demektir. Kutup ayısı. Başına ölü yüzme yüzme söylemesin. Estağfurullah. Buradan ayıydı. böyle kaldım. Antika kelimesi türüyor. Ayıların memleketi, yani ayıların yaşadığı yer. Ama bir de başına anti getirince anti-arktika oluyor. Yani Antarktika. Ayıların yaşamadığı. Orada ayı yok. Kutup İki tane kutup var. Ayıların yaşadığı yukarısı, aşağıda yok. Aşağıda şeyler var. Penguenler. Hani sorarlardı ilkokuldayken kutup ayıları neden penguen yemez? Çünkü yok. Olsa sevmez falan değil. Olsa zaten şeyleri de tükenmezdi. Soyları tükenmezdi. Tam karşısındaki meridyene anti meridyen adı veriliyor. Anti meridyen. Örneğin 35 doğu. Şurası 35 doğu yazdık. Anti meridyeni 145. Bütünleri arkadaşlar. İşte. Yine geometri. Matematik her yerde. Matematik hayattır.
130'dan 35 çıkardığınız zaman. Ama tabii birisi doğuysa diğerinin mutlaka batı olması gerekiyor. Boylam, az önce enlemle paralelin farkını anlatırken burada da şimdi boylam yapalım. Mesela 29 doğu meridyeninde bulunan İstanbul. Şöyle çizeyim İstanbul'u. Bu tarafa da başlangıç meridyenini çizeyim. 29'da İstanbul'un sıfırla arasında şöyle ikisini de merkeze tam dünyanın ortasına iki çizgi çiziyoruz. Arasındaki açı değeri 29 derecedir. Hmm. İşte bu boylam dediğimiz açısal değer de yine buradan geliyor. O zaman başlangıç meridyeni ya da Greenwich ile ama üzülüyorum. Dünyada bu daha kolay. Şey, dünyada sanki başka yerde de ölçüyoruz da. Çünkü meridyenler zaten sol tarafta 180 tane 180 derecelik açıya denk geliyor. Tabii. Greenwich'ten itibaren kaçıncı meridyende ise direkt açısı da o derece olacaktır. İstanbul 29 ise 29. derecede zaten. Evet. Tamam. Evet, paralel meridyeni öğrendikten sonra paralel meridyene bağlı olarak ortaya çıkardığımız konumlar var. Buna matematik konum diyoruz ama bir de bunun alt bir tane daha da var. O da özel konum. Ama coğrafi konum bunu biraz daha geniş kapsam kapsıyor. Ne diyoruz? Bir ülkenin, kıtanın, kentin dünyanın neresinde olduğunu. Yani dünyanın üzerinde bir noktayı anlatırken bana, mesela Türkiye'yi bilmeyen birine Türkiye'yi anlatırken ya matematik konumunu söylersiniz 26-45 bulur ya da özel konumunu. Mesela kuzeyinde Karadeniz var, güneyinde Akdeniz derseniz bulabiliyor. Ama bunun ikisi de işte burada farklı oluyor. Hı hı. Ama coğrafi konum her ikisini de kapsıyor. Birincisi matematik konum. Matematik konum dünya üzerindeki bir yerin kesin olarak bulunmasıdır. Bu yüzden buna kesin dediğimiz için enlem boylam mutlak. Mutlak konum. Değer gibi yani. Hmm. Mutlak konum deniyor. Yani bir yerin ekvatora ve başlangıç meridyenine göre yerinin belirlenmesine matematik konum deniyor. Türkiye 26-45 doğu meridyenleri 36-45-42 kuzey paralel arasında yer aldığını söylemek gibi. Özel konum nedir? Özel konum matematik konum dışındaki her şeydir. Hı hı. Paralel ve meridyenle ilgili bulamadığın her şey özel konum. Akdeniz'in kuzeyinde, Karadeniz'in güneyinde, Ege'nin doğusunda. Bir yerin yakınında bulunan denizlere, dağlara, önemli geçit ve yollara, önemli ülkelere, doğal kaynaklara. A, B, A. Yak düzeniyle. Çok iyi verdik adresi. Evet, şimdi yine ÖSYM'nin çok istediği koordinat üzerinde konum belirleme, bunların hesaplaması, bir de bununla ilgili örnek bir soru koyduk. Yön kavramımızı nasıl bileceğiz? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta başlangıç meridyeni ile başlangıç paralelinin bulunduğu yer. Buna göre de yarım küreler inmek. Anti meridyene birlikte başlangıç meridyeni dünyayı iki eşit parçaya bölüyor. Bir tarafa doğu, diğer tarafa batı yarım küre deniyor. Hı hı. Ekvator zaten ikiye bölmüştü. Ona da kuzey ve güney yarım küre deniyordu. Mesela B noktasının koordinatları nelerdir diye sormamız lazım. Onu da söylerken 80 kuzey meridyeni, 80 doğu meridyeni. Çok güzel. 80 kuzey paraleli. Çok güzel. Bunlara doğu ve kuzey olarak dikkat etmemiz gereken nokta bu. Sonra ÖSYM'nin istediği bir şey daha var. Mesela bunu söyledik. Atıyorum C'yi de sorduk. B, C'ye göre hangi yöndedir? Of. B, C'ye göre. Şimdi orada B, C'ye göre mi? C'ye göre B mi? Bir de o karışıklık evet var. Kelime şeyi orada şu anda neyi soruyorsunuz? Diyelim ki B, C'ye göre hangi yöndedir? B, C'ye göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70 enlem kuzeyde. Yok öyle. Öyle değil mi? Şöyle yani daha basit söyleyeyim. Yön. Mesela C'ye göre hangi kuzey, yöndedir? Burası Kuzeydoğu. Kuzeydoğu'da. Bunu istiyoruz. Ha, bu kadar. O sizin dediğiniz... Sevgili Hüseyin, teşekkürler. Öyleyse kolay zaten. Kuzeydoğu'da. Öğrencilerimize inşallah böyle kolay girecektir. Mesela şurada tarağı alın, koordinatlarını söyleyiniz diyor. Hangisi kullanılmaz tamam diyor Hüseyin. Bakalım mesela bu bir ülke olsun. X ülkesi. X ülkesinin paralel meridyenlerini söyleyelim. Bu ekvator. Ekvatorun altında olduğu için zaten ne diyeceğiz? 20'ye 60 güney paralelleri. Çok güzel. Evet. Meridyenleri de şunu söyleyeceğiz. 60'a 80... Doğu meridyenleri. 60'a 100 özür diliyorum. Doğu meridyenleri. Yani bunu söylemek çok zor değil ama bunun sağ tarafın doğu, sol tarafın batı, üst tarafın kuzey, alt tarafın güney olduğunu bildikten sonra diyor ki sana adam bunlar için 4 tane de seçenekte kullandığımız paralel meridyeni veriyor. Bir tane de orada olmayanı veriyor. Yani ortasından geçeni veriyor. Şimdi hangisi kullanılır diyor. Aklıma şey geldi. Biz meridyenleri, paralelleri, konum, enlem, boylam belirtirken derece, dakika, saniye de var orada. Burada yok girmiyoruz ama anladığım kadarıyla 111 kilometre en kötü ihtimalle 111 kilometreyi biz aslında orada
3600 parçaya bölerek çok küçük parçaları ifade edebiliyoruz. O yüzden hatasız bir şekilde devam edebiliyor. Siz, oraya hiç girmeyelim diye. Yani, yandı. Benim beyin yandı. Sorulardan birisi bu tarz olarak bu. Bunların birbirine göre yönünü sormak. İkincisi ise mesela bunların uzunluklarını, meridyen aralıklarını sıralayınız gibi sorular. Ne yapacağız arkadaşlar burada? Bir defa ekvator üzerinde meridyenler arası hesaplanabiliyordu. Ekvator üzerinde 20-40 arası 20 çarpı arada 20 olduğu için. Ekvator üzerinde de 111 km olduğu için 20 çarpı 111. Bu 2220 oldu kesin. Ama bunları hesaplayamayız. Niye? Daralıyor. O yüzden bunun bir şeyi yok. Hı-hı. Yöntemi yok. Ne yapabiliriz en fazla? Birisinin uzun birisinin kısa olduğunu söyleyebiliriz. En uzun bu. Çok sonra güzel. Bu sonra bu diyebiliyoruz. O kadar. Ekvatora yaklaştıkça uzuyor. Bu 20. Bu 40 olduğu için. 20 ekvatora daha yakın olduğu için daha geniş. Hı-hı. 40 da kutuplara daha yakın olduğu için daha dardır diyebiliriz. Şimdi gelelim bu soruya. İşte öğrencilerimizin beyin yakan dediği sorular daha çok bununla ilgili. Ne yapacağız burada? Burada önce bir soruyu okuyalım arkadaşlar. Nasıl yorumlayacağımızı bir görelim. Sonra ben size tekniği göstereceğim. A noktası 20 kuzey paraleliyle 30 doğu meridyenin kesiştiği noktada. B noktası ise 30 kuzey ile 20 doğunun kesiştiği noktada. Bir de burada ikisini aynı şeyi vererek kafayı daha çok karıştırıyor bilerek aslında ÖSYM'e. Ama aslında karışacak bir şey de yok. Nasıl? Her ikisinin de meridyen ve paralellerine bakalım. Bu da doğu meridyeni, bu da doğu meridyeni. Ne yapıyoruz? Doğu meridyenleri sağa doğru artıyordu. O zaman küçük olanı sola, büyük olanı sağa yazdık. Bunlar meridyen. Paralellerine bakalım. 20 kuzey, 30 kuzey. Paralelleri şöyle çizelim. Kuzey olduğu için yukarı doğru artış olacak. 20-30. Sonra şimdi A noktasını bulalım. A noktası 20 kuzey ile 30 doğunun kesiştiği yerde. Yani buradaymış. Yerleştirdik. B'ye geldik. 30 kuzey ile 20 doğunun kesiştiği yer. Şimdi gelelim zurnanın en zırt dediği yere. Buna göre A, B'nin hangi yönündedir? A, B'nin. En çok karıştırılan noktalardan birisi de bu. Ona dikkat edin. A, B'nin. B'ye göre. B'nin dediği için. O zaman ben B'ye geçeceğim. Hah, bakacaksınız. Hem güneyimde kalıyor hem doğumda kalıyor. Çok güzel. Güneyim. Burada tabii şurada yön kavramını da unutmamak gerekiyor. Yani bazen yön kavramını ben de anlatırken öğrencileri çiziyorum. Hocam ne yaptınız ilk okul? Ama işte bunu soruyu cevaplayamıyorlar. Üst taraf kağıtta her zaman kuzeyi, alt taraf güneyi, sağ taraf doğuyu, sol taraf batıyı gösterirse şu ok. Buraya gösterdiğine göre bu sorunun cevabı güneydoğu olacak. Özel isimlendirilmiş dünya üzerinde 360 tane meridyen yayı, 180 tane paralel dairesi var ama bunların bazıları özel. Bazı özel insanların olduğu gibi. Bu özel paraleller. Şimdi anladım. Sesteki değişimden anladım. Hangileridir? Özel paraleller dönenceler. Dönenceleri eksen eğikliği konusunda da görmüştük. Eksen eğiklik derecesi dönenceleri veriyor. Geriye kalan ekliptik ile eksen arasındaki açı da kutup daireleri. Bunlar özel. Ne özelliği var? Niye bunları öğreniyoruz? Eratosthenes'in İskenderiye'de de gölgesinin sıfır olduğunu gördüğü nokta yengeç dönesinin üzerinden. Neden? Tam tepesine gelmiş güneş. Yani dik ışınların en son geldiği enlemler, dik ışınların en son geldiği enlemler, ışın yazamadım, dönenceleri veriyor. Hı hı. O zaman dönenceler arasında dikilen çubuğun gölgesi sıfır olabilirken, dönenceler dışındakilerin hiçbir zaman sıfır olmaz. Türkiye'de ne zaman sıfır olur? Hiçbir dediğimizde zaman. Hiçbir zaman diyeceğiz. Peki bunun önemi ne? Bu da aydınlanma çemberinin en son geldiği, arada gidip gelirken noktalar. Bunlara da kutup dairesi deniyor. Kutup noktaları zaten 6 ay gündüz 6 ay gecenin yaşandığı. Onlar genellikle biliniyor ama bir de başlangıç meridyeni ile onun tam karşısındaki anti meridyeni 180. meridyen var. Başlangıç meridyeni de başta öğrenmiştik. Londra'daki Greenwich. 180'e de birazdan değineceğiz. Şimdi enlem ve boylamın etkileri nelerdir? Enlemin etkileri, enlem dediğimiz şu birbirine paralel çizgiler. Ekvatorla yaptığı arasındaki açı. İklimi etkiler. En önemlisi iklimdir zaten. Neden? Ekvatordan kutuplara gidildikçe soğur hava. Açı küçüldüğü için sıcak azalıyor. Bir yerde iklimi hakkında bilgi edinmek istiyorsan o yerin ilk önce neyine bakarsınız? Bu da çok klasik soru. Enlemine mi? Yok, enlemle anlamayabiliriz. Mesela İzmir'le Van aynı enlemde. Hı-hı. Ama Van'ın karasal bir iklimi var. İzmir'in ha bitki iklimi. Örtüsüne bakarım. Çok onu soruyorsunuz. Çok güzel. Mesela ben maçı gördüm. Hı-hı. O zaman hemen ne diyeceğim? Akdeniz iklimidir. Evet. Uzun boylu sarı sarı otlar gördüm. Savan. Bitki örtüsü iklimin en önemli kopyasıdır. Hı hı. Ben o yüzden iklim hakkında bilgi edinmek istiyorsam bitki örtüsüne bakacağım. Bitkiler de dünya üzerinde kuşaklara ayrılır. Geniş yapraklar, karma yapraklar, iğne yapraklar diye. O da zaten
sıcaklığa göre değişiyor. Hayvanlar da etkilenir. Ekvatordaki bir hayvanı kutuplarda göremezsin. Doğru. Ve onların deri renkleri ekvatordaki ince derili koyu renkte olur. Kutuplardakiler açık renkli ama kalın olur. Bu da yine enlemle. İnsanları bile etkiler. Şimdi Brezilyalılar, Kenyalılar düşün. Ya yanmış ya da koyu renk ama Norveçlileri düşün. Kanadalıları düşün. Öyle adam Rusları düşün. Onların hepsi sarışın, yeşil gözlü, uzun saçlı ama ekvatora geldiği zaman kara gözlü. Bizim ülkemizde bile Karadeniz insanları daha açık tenli, daha koyu tenli. Bu da hatta insanların psikolojisini bile etkiliyor. Sıcak insanlar, Brezilyalılar. Türkiye'dekiler de mesela deniz severiz, kumu severiz, güneşi severiz. Akdenizler sıcak. Hatta karakter olarak bile kuzeyli insanlar soğuk gözükür böyle diyaloglarında Ruslar. Vesaire. Evet, soğuk gözükürler. Toprak sıcacık. Evet. Toprak çeşitlerini etkiler. Topraklar da yine enleme göre sıcaklığa bağlı olarak sıcak bölge toprakları, soğuk bölge toprakları diye gruplar ayrılır. Akarsu rejimi ne demektir? Rejim kelimesini çok kullanırız. Tabii bizim yaptığımız rejimler buradan farklı ama. Yapısı, debisi bunlar. Yer içerisindeki seviye değişikliği. Yani mesela ilkbahar, yaz, sonbahar, kış dersek eğer böyle gidiyorsa bu düzenli rejim ama bir aşağı bir yukarı gidiyorsa düzensiz rejim gibi rejimlerde etkiler. O da enleme bağlı olarak değişir. Nüfus dağılışı. İnsanlar dünyada en çok hangi kuşakta yaşıyor? Orta kuşakta. Orta kuşakta. Niye? Çünkü en uygun iklim şartları orası. Dünya üzerinde sınav sorusuydu. Çin medeniyeti, Hint medeniyeti, Mısır medeniyeti kurulduğu yerlere bak. Mezopotamya. Baktığımız zaman Çin, Sarı Irmak, Mavi Irmak. Hint, Ganj, Indus. Mezopotamya, Dicle, Fırat, Mısır, Nil. Buna göre diyor, insanların buraya yerleşmesindeki birinci faktör aşağıdakilerden hangisi? A. Su kaynakları. Muhtemelen birçok arkadaşımız atlayacak ona. Niye? Su kaynakları ama doğru. Değil. Neden? İklim. Şimdi Amazon'da niye yaşamamışlar? Kongo'da niye yaşamamışlar? Don Nehri'nde, Volga Nehri'nde niye yaşamamışlar? Neden? Orada nehir var. Çünkü öncelikle sıcak olacak. Yani uygun şartlarda olacak. Sıcak demeyelim de. Çünkü Kongo Nehri de sıcak da. Ama gidip de o nehirlere örnek verip de sonra böyle sorarlarsa ayıp ederler onlar. Öyle sorunlar. Birinci faktör önce iklim. Dünya üzerinde o yüzden de nüfusun en fazla olduğu yer ortak şok olması iklimle alakalı. Ekvator ve okyanus iklim bölgelerinde ahşap konutlar, ahşap dediğimiz tahtadan ya da ağaç menşeili. Bizde de mesela Karadeniz'de. Karasal iklim bölgelerinde taş veya toprak evler, kutuplarda da buzdan evler vardır. Toprak biliyorsunuz toprak ve otları karışınca da kerpiç dediğimiz kerpiç tarz. Bunlar da yine dünya üzerinde görülüşleri enlemle alakalı. Tarım ürünleri ve çeşitliliğini etkiler. Orta kuşakta yine çeşitlilik fazla. Ekvatorda daha az olur. Kutuplarda zaten tarım ürünü yetişmiyor. Tarımın yüksel sınır dediğimiz sınır ne demektir? Bir dağın yamacında en son tarım yapılan yükselti. Örneğin Türkiye'de bu 1500 civarıdır. 1500 civarında tarım yapmak çok zordur. Yani böyle bir keskin bir çizgi yok ama kutuplara gittiğimiz zaman bu ne olur? Düşer. 500'e kadar. Kutuplara gittiğin zaman zaten tarım. Soğukluk daha ekvatorda da daha yüksekte. Yani tarımın yüksel sınırı ekvatordan doğru kutuplara doğru düşer. Aynı olay ormanın üst sınırı vardır. Ağacın yetişebildiği en üst sınıra orman üst sınırıdır. Ekvatorda bu 3 metreye geçiyor. O zaman kutuplara gittiğimiz zaman yine sınır düşer. Aynı olay kalıcı kar sınırı. Kalıcı kar sınırı ne demektir? Dağın zirvesinde yıl boyunca erimeden duran karlara kalıcı kar deniyor. Ekvatorda 5500 metredir bu. 5500'e kadar 5500'ün aslında olduğu yerde 5500'ün yukarısında kar vardır. Daha aşağısında öyle bir dağ varsa. Yok. Bir tane var Tanzanya'da Kilimanjaro Dağı var 5950 metre. Orada kar görebilir. Hatta bir fotoğrafı var. Zebralar, zürafalar var. Arkada da kar var. Takke takmış gibi azıcık. Evet, evet, takke. Zaten takke buzulu deniyor onlara da. Konya'da da takkeli dağ takkeli var. Takkeli dağ var. Evet. Ama Konya'da işte kalıcı kar orada. Kutuplara gittiğimiz zaman bu sınır iyice deniz seviyesine kadar iniyor. ÖSYM'nin çok sevdiği bir soru. Kalıcı kar sınırını sürekli sorar. Hep şeyle karıştırır arkadaşlar. Çünkü kalıcı kar miktarıyla karıştırırlar. Ha, buradaki şey net yorumlayalım da. Kalıcı kar sınırı ekvatorda düşük müdür, yüksek midir? Ekvatorda nasıl isimlendirilir? 5500, Türkiye'de 2700. Yo, onu anladım. Norveç'te 0. Yani şunu söylemeye getireceğim. Kutuplara doğru azalır. Azalır. Kutuplara doğru ama azalır. Ama kar miktarı onu zaten sormaz. Yani onu kar miktarı sen, kutuplarda çoktur bariz yani, bir söyle, kutuplarda mı kar fazla, ekvatorda mı fazla diye özlemi onu sormaz yani. Bunu özellikle neden söylediğimi de sorduğumu da açıklayayım da sizlere yanlış anlaya adam davuyor araya diye düşünmeyin. Hani deriz ya sıralamalarda, tercihlerde değişiklikler olacak mı? İşte şu üniversite yükselecek diyoruz ama aslında tercih sırasına baktığımızda düşüyor.
Tabii. Yani kişi sayısına baktığımız zaman puana göre yükseliyor. O kafa karışıklığı bazen nüanslarda oluyor. Burada da olmasın dedim. Burada düşüyor diyoruz mesela kalıcı kar sınırı. Mesela burada güzel bir ayrıntı var. Çok güzel benim de aklıma geldi. Ekvator'da kalıcı kar görebilmenizin nedeni özel konumdur. Yani bir dağ varsa kalıcı kar görürsünüz. Hmm. Ama Ekvator'da kalıcı karın 5500 olması matematik konumdur. Evet. Bu ikisini çok ayrı ayırmak gerekiyor. Evet, sorulara çıkar. Deniz suyun özelliği de tuzluluktur. Mesela Akdeniz daha tuzludur. Karadeniz ona göre daha az tuzludur. Bu da sıcaklık. Daha çok su buharlaşıyor. Geriye kalan tuz oranı artıyor. Yer çekimini etkiler. Bunu dünyanın şeklinde de öğrenmiştik. Ekvator'dan kutuplara ilgili yer çekimi artar. Çizgisel hız yine Ekvator'da en fazladır. Kutuplara gidişe azalır. Tam ve grup süresi bu güneşin doğuş batışını izlemek isteyen romantik bir çiftin gitmek istediği yer. Kutuplara doğru tam ve grup süresi artar. Hı-hı. Yani kutuplarda güneş 20 dakikada falan doğarken Ekvator'da 2-3 dakikada doğabiliyor. Gece gündüz süre farkı Ekvator'da her zaman sıfırdır. Hı-hı. Kutuplara gidişe bu fark artar. Yani Ekvator'dan kutuplara doğru bu fark artıyor. Cisimlerin gölge boyu Ekvator'da büyük açıyla geldiği için gölgeler küçük. Kutuplara doğru gidince gölgeler uzar. Haritalardaki hatalar da yine Ekvator'dan kutuplara doğru artar. Boylamın etkileri az önce konuştuğumuz gibi enlemin etkileri çoktu. Bunu daha da aslında çoğaltabiliriz de. Bu çok fazla değil. Aynı boylam üzerinde neler aynıdır? Mesela Ankara, Konya. Saat aynı. Evet. 33 doğuda. Yerel saat aynı. Yerel saat. Yerel saat dediğimiz yani güneşin en tepede oldukları o öğle vakitleri ifade edenler gibi. Başka bir merigenle mesela sıfırı diyelim. Sıfırla arasındaki zaman farkları aynı. 33 çarpı 4 aynıdır. Zaman farkı aynıdır. Ancak mesafe aynı değildir. Değil tabii. Neden? Çünkü merigenler çok güzel. Şöyledir. Burası Konya, şurası Ankara diyelim. Biraz abartarak çizim görünmesi için. Kutuplara doğru da o zaman Ankara başlangıç merigenine Konya'ya göre daha yakındır. Hı hı. Bu tip sorular da karşımıza gelecek. Mesafe farklıdır. Öğle vakti. Aynı meridyen üzerinde her zaman aynı ayır. Ama doğuş batışlar farklıdır. Güneşin doğma batması niye farklıdır? Çünkü eksen eğikli var. Hı hı. Ancak tepeye geldiği anlar, gün içerisinde en tepeye geldiği anlar. Şöyle geldiği için mesela artık aynı açıyla gidiyor. Aynı açıyla gidiyor. Güneşin en tepede olduğunu aslında aynı şeyler bunlar. Hı hı. Ama ÖSYM bunun hepsini bize isteyebiliyor. Gölge boyunun en tepe olduğu için de gölge boyunun en kısa olduğu anlar da aynıdır. Aynı meridyen üzerinde bulunan noktalarda güneş yıl içerisinde sadece 2 gün yani 21 Mart ve 23 Eylül'de aynı anda doğar, aynı anda batar. Onun dışındaki tarihlerde hep farklı. Yaz akışa göre değişiyor. Ve bitirdik yine çok güzel bir ders oldu. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen. Ederim. Dikkatlice dinleyin. Bunları ileride çok sık kullanacağız zaten sevgili arkadaşlar. Matematik zaman farkını falan da göreceğiz herhalde zamanla. Bunlar bilhassa sayısalcılar için banko yapabilecekleri sorulardır. Eşit ağırlık ve sözelciler de yapabilir tabii ki. Sakın duyar kasmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer kanala abone değilseniz hemen abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Haberdar oluyorsunuz. Görüşmek üzere.